40 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 41 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 42 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 43 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 44 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 45 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 46 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Sedat Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, ben olabildiğince teknik konularla ilgili polemiklere girmeden bir durum tespiti yapmak istiyorum. Ancak meclisin oturumunun da gidişatı ne yazık ki o noktaya geliyor. Şimdi 46 nolu komisyon raporu Sancaktepe'de konut alanında olan ve bir caminin yanındaki alanın cami alanının genişletilerek cami alanına alınması. Yani sık sık konuşmalarda işte Cumhuriyet Halk Partisi cami alanına ayrılan yere oy vermiyor. Camiye karşı İYİ Parti de onunla birlikte hareket ediyor algısı oluşturulduğu için bu konuda söz almak istedim. Değerli arkadaşlar, cami alanına Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Partisi de bu dosyada gördüğünüz gibi AK Parti ile birlikte oy veriyor. İki, aynı şekilde daha önceki raporlarda 17 nolu Fatih'teki raporda tarihi caminin plana işlenmesi yine oy birliğiyle İYİ Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla geçti. Keza 24 nolu raporda Fatih'te yine hazire alanı ve dini tesis alanı plana işlendi. Yani ilkelere, kurallara ve kaidelere uygun olarak gelen yerlerde cami alanı da olsa, kreş alanı da olsa, başka bir donatı alanı da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı açık, net ve samimidir diyorum. Saygılar sunuyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, buyurun Sayın Komisyon Başkanımız. Sedat Bey gözlerimizi yaşarttı. 150 metrekare bir cami mülkiyetinde olan, tapusunda olan bir konut alanında kalmış bir planın düzeltilmesi bu. Yani bunu lütfettiler. Lütfettiler, teşekkür ediyoruz kendilerine. Cami alanına alınmasına evet dediler ve camilere sürekli evet demelerini de bekliyoruz kendilerinden tabii. Yani bu, evet, Tarık zaten destekliyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Eyvallah. Ama, ne güzel mutabakat var yani. Ama park alanlarına kreş yapılmasının mesela konusunda da ben CHP'nin de red vermesini beklerdim. Yani CHP oy birliğiyle onu reddetmemizi beklerdim. Orada da akaryakıtlar. Peki, peki, teşekkür ediyorum. Evet, 46 nolu raporu oylarınızda Suat Bey, buyurun. Başkanım, herhalde bir yanlış anlaşılmaya sebepler. Biz İYİ Parti olarak eğer yasaların müsaade ettiği imara aykırı imara aykırı olmayan hiçbir camiyi, hiçbir imam hatip lisesine asla karşı olmayız. Bizim kendi prensiplerimiz içinde bu yoktur. Bunun özellikle arkadaş sordu. Polemiklere neden olmasın diye pek yorum yapmadım ama grubumuz olarak yasalar müsaade ettiği sürece bizim için cami ve imam hatip, cami kutsaldır. İmam hatip de bu ülkenin bir gerçeğidir, gereklidir. Teşekkür ederim. Peki, peki, teşekkür ediyorum. Evet, 46 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 47 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, 4 tane ısrar raporumuz vardı, ısrar karar.
Şimdi 54 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Buyurun Muhammed Bey. 56 nolu rapor için Muhammed Bey görüş beyan ediyor. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak bu gündem hakkında söz almış bulunuyorum. Gördüğünüz gibi belediye tarafından usulüne uygun bir şekilde dosya teklif edildiğinde sosyal konutların tahsis edilmesi ve gecekonduların tasfiyesi ile ilgili olan dosyalar komisyonumuz tarafından ve meclisimiz tarafından kabul edilebiliyor. Yani biraz önce arkadaşların söylediği gibi meclise bu dosyanın gelebilmesi için meclisin daha önceden bir karar alıp bürokratların hazırlık yapmasına gerek yok. Demek ki bürokratlar dosyayı düzgünce hazırlayıp belediye meclisine sunduklarında, yani neresi tasfiye edilecek ve karşılığında hangi konut kime verileceği belli olduğunda belediye meclisimiz tarafından bu kabul edilebiliyor. Bu şekilde dosyaları hazırlayıp gönderirlerse diğer dosyaların da çıkacağını buradan beyan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Buyurun Filiz Hanım. Mikrofon verelim. Başkanım, şimdi Muhammed Bey'in söylediklerini şöyle yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Burada Mesken Müdürlüğü tarafından isimler vesaire bildirilmiş değil yerler. Burada Kağıthane Belediye Başkanlığı'nın kendi talebi var. Yani deminki sözlerimize aykırı bir davranış ve tutumumuz yok. Kağıthane Belediye Başkanlığı bizatihi yerleri ve isimleri belirterek talepte bulunmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. Peki, peki, teşekkür ediyorum. Muhammed Bey. Muhammed Bey. Başkanım, Kağıthane Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nin güzel bir iş yapmasına vesile olmuş. Bunun için teşekkür etmeleri gerekiyor kendilerine. İkinci, bu şu hususta belirteyim başkanım. Demek ki ilçe belediyesiyle işbirliği içerisinde de bu meseleler kolaylıkla çözülebiliyormuş. Büyükşehir açısından umarım bu yol gösterici bir karar olur. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet, 56 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 57 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 59 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen, buyurun Haşim Bey. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyelerimiz, Beltur AŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden olup bünyesinde 1600 civarında personel çalışmaktadır. Sermayesi 41 milyon TL olup en son 2017 yılında artırılmıştır. Yaptığımız incelemelerde 2017 yılından itibaren düzenli ciro artışı olan kurum 2018 yılından sonra 2019 yılında %51.24 ciro artışı sağlarken nedense aynı yıl ciro'nun %8'ine denk gelerek gelecek şekilde 30 milyon 849 bin lira zarar etmiştir. 2019 yılındaki zararın sebebi Galata Kulesi devri ve Beyaz Gezi'ye bağlansa da rakamlar bunu izah etmiyor. Çünkü 2019 yılında ciro %51 artmış ancak kurum ciddi zarar etmiştir. Bu zararın ne olduğu ciddi bir şekilde incelenmeye muhtaç görünmektedir. Aklımızda 2019 yılında Beltur için kamuoyuna yansıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alıp danışman yaptığı kişiden kaynaklı bir yolsuzluktan zarar etmiş olabilir mi? 2019 yılında oluşan zararı daha iyi anlamak için 2018, 2019, 2020 yıllarına ait bazı veriler karşılaştırmalı olarak plan bütçe komisyonunca istenmiş ama halen komisyona gönderilmemiştir. Bu tür verilerin plan bütçe komisyonunda bulunan Cumhuriyet Halk Partili üyeler tarafından talep edilebileceği yönünde usul söylenmiştir. Hem sermaye artırımından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sermaye talep ediliyor hem de şeffaflığa aykırı olarak veri verilmiyor.
Bu nezaketsizliği anlamış değiliz. Yaptığımız öz kaynak ödenmiş sermaye çalışmasında 2018 yılında ödenmiş sermaye 18 milyon 500 bin TL iken öz kaynak toplamı 20 milyon 216 bin TL gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise ödenmiş sermaye 41 milyon TL iken öz kaynak 11 milyon 810 bin TL olmuştur. Yani 2019 yılında İBB tarafından ilave 22 milyon 466 milyon TL ödenmesine rağmen ciro ile ters orantılı edilen zarardan dolayı öz kaynak yarı yarıya erimiştir. 2020 yılında salgın hastalıktan dolayı alınan tedbirler gereği geçici mizana göre zarar 2019 yılına göre ciddi artış göstermiş ve öz kaynak eriyerek eksi 47 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bundan dolayı öz kaynağı dengelemek amacıyla düşünülen sermaye artırımında 2020 yılında 17 Nisan'dan itibaren kanun ile tazminatlı çıkışlar yasaklanmasına rağmen 3,5 ayda 7,5 milyon TL'lik tazminat ödeyerek evine ekmek götürmek isteyen onlarca personel işten çıkartılmış, edilen zarar bir kısmı için sermaye artırımı tenzil edilerek 40 milyon TL komisyonumuzca uygun görülmüştür. Beltur AŞ kendisi borca batık durumdayken Anadolu yakasındaki bazı şubelerindeki işletme noktalarını farklı firmalara alt işverenlik vererek yasal olmayan bir yöntemle Beltur AŞ'nin kasasına girecek hasılat yandaş firmaların kasasına girmiştir. Bu iş ve işlemler firmanın borca batık durumunun gidişinin nedenlerinden sadece bir tanesidir. Beltur AŞ'nin durumu İBB ve diğer iştiraklerin de ne durumda olduğunu ve neler beklediğini en net özetidir. 2 yılda oluşan zarar ve borçlar Beltur AŞ'nin iyi yönetilmediğini, borca batık duruma geldiğini net göstergesidir. Beltur AŞ'nin iflas etmemesi, batmaması için nakit desteğe olmazsa olmaz ihtiyacı vardır. Beltur AŞ'nin iştirakler, Beltur AŞ'nin ehil ellerin ve beyinlerin gayretleriyle bugünlere gelmiştir. Bu çalışma ve emeklerin zayi olmaması, partizanlıktan vazgeçilerek çalışan emekçi personelin işinden olmaması için 40 milyon TL sermaye artırması uygun görmüş bulunuyoruz. Temennimiz ve beklentimiz 2 yıl içinde bitirilen, tüketilen Beltur AŞ'nin sermayesinin partizanlık yapmadan daha ehil, daha liyakat sahibi ellere teslim edilmesi, aynı senaryonun İstanbullulara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beltur İdaresi'ne ve çalışanlarına yaşatılmamasıdır. Peki. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, 59 nolu raporu oylarınıza... Pardon, buyurun. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, Ediz Zeyrek, Bütçe Komisyonu Üyesi, Kadıköy. Şimdi biz Beltur AŞ ile ilgili bir komisyon toplantısı yaptık. O komisyon toplantısına Haşim Bey katılmış olsaydı, Faruk Bey oradaydı. Beltur AŞ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, yetkililer komisyona bilgi verdiler zaten. O bilgilerden bu konuşma ortaya çıkmazdı. Kendisi komisyon üyesi olarak o toplantıya katılmadı. Bir kere Beltur AŞ'nin sermaye kaybı bir senede oluşmadı. Birikmiş bir sermaye kaybı var. Yani 2018, 2017, 2019 yılları oluşan sermaye zafiyetinden kaynaklanmakta. 2020 yılında da tam kapama neticesinde tesislerimiz, Beltur AŞ'ye ait olan tesislerimiz kapanmıştır. Buralardan 64 milyon civarında bir gelir kaybımız olmuştur. Hidir kastının kapanması, işletme hakkının alınması, diğer köşklerin çalışmaması neticesinde Beyaz Gezi ihalesinin pandemi nedeniyle bitirilmesinden dolayı 64 milyon civarında bir gelir kaybımız olmuştur. Tam kapama olmadığı dönemlerde bile %50 kapasiteyle faaliyete devam edilmiş olup
bu durum gelir gelir dengesini negatif yönde etkilemiştir. Şirketin 2009 yılı zararı 31 milyon TL'dir. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen tamamen kapatılma olmasına rağmen Beltur Genel Müdürlüğü olağanüstü bir gayret sarf etmiş ve %50 kapasiteyle ilk başlarda çalışıldığı dediğim gibi daha sonradan tam kapama olmasına rağmen 57 milyon zarar söz konusu olmuştur 2020 yılında. Yani baştaki bahsettiğim gibi zararın oluşması, sermayenin kaybedilmesi bir yılda oluşan bir faktör değildir. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Diğer bir husus, öz kaynak kaybının oluşmasındaki diğer bir etken de makroekonomik koşullar, yani yüksek enflasyon şartlarında sermayenin erimiş olması. Bizim burada Beltur AŞ için talep ettiğimiz sermaye artışı Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklı bir durumdur. Sermayemizin 1/3'ünün kaybedilmesinin telafi edilmesidir. Bu durumun dışında bizim Beltur AŞ'den talep ettiğimiz, baştan bahsettim. Biz toplantı düzenledik. Beltur AŞ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Mali İşler bize fotoğrafı sundular. Hepimize mailler attılar. Buradaki sermaye artırımının yapılmasının koşullarını bize anlattılar. Bu anlamda kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bizim komisyon üyeleri olarak Beltur AŞ'den bilgi isteme hakkımız yok. Çünkü Beltur AŞ meclis denetimi dışındadır. Birincisi bu. İkincisi, Beltur AŞ Türk Ticaret Kanunu'na göre çalışan bir anonim şirket. Ve bu anonim şirketin bilgi gizliliği denilen bir kavramı vardır. Bu bizim için de geçerli. Diğer AK Partili komisyon üyesi arkadaşlar için de geçerlidir bu. Yani bizim herhangi bir sorumuz, görüşümüz, önerimiz olmuş olsaydı o toplantıda genel müdüre, mali işler müdürüne sorup öğrenebilme şansımız vardı. Zaten raporları da sundular. Ayrıca sermayenin artışının yerine getirilmesiyle orada çalışan emekçilerin işinden edilmesi konusunu bağdaştıramadım. Bir diğer husus da Beltur AŞ'den bu pandemi döneminde Sayın Hatip toparlayalım lütfen. Tabii. Sayın Başkanım toparlayacağım. Yani mütabakat olan bir oy birliğiyle geçecek işte bir raporla ilgili bu kadar bence. Benim anlamadığım zaten yani bunu bütün da, gruplar bütçeye onay vermiş. Sayın yani Başkanım tartışmasını... benim anlamadığım hususu da söyleyeyim. Usulen de AK Parti grubunun komisyonda çoğunluğu olması, başkanı olmasına rağmen onayladığı rapor hakkında burada eleştiriler sunmasını da anlamadım ben. Yani bunu benim yapmam lazımdı önce ama arkadaşımız yaptı. O başlattı. O yüzden sizin AK Parti'nin güzel bir projesi çıktı. Ay'a gönderme, insan Ay'a gönderme. Ben Haşim Bey'i Ay'a göndermesini talep ediyorum AK Parti'den. Bundan sonra uzaylılar düşünsün. Şimdi Haşim Bey'i Ay'a gönder. Biz Haşim Bey'i seviyoruz. Ay'a falan göndermeyelim yani. Buyurun. Faruk Bey önce bir Haşim Bey cevap hakkı doğdu. Ondan sonra size de verelim. Buyurun Haşim Bey. Sayın Başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kurumu %99,75 sahibidir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yani meclisten saklanacak bir kurum, bir bilgi olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar, profesyoneller sunumunu yapmıştır. Yüzeysel yapmışlardır. Detay hiç bilgi yoktur. Detaylar daha sonraki yazışmada alınmıştır. Hala da alınmayan kısmı vardır. Burada hepsinin evrağa dayalı, hepsi de yapılmış bir şeydir. Ediz Bey de tabii ki bundan siyaset çıkarmak zorunda. Ediz Bey'e Ay'a gitmeden de ben burada da gerekli cevabı veririm. Sorun değil. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun Sayın Sözcü. Sayın Başkanım, Ediz Bey'in söylediği gibi yeni genel müdürümüz, Halk Ekmeği'nde genel müdürü olan genel müdürümüz ve mali işlerden sorumlu arkadaşımız geldi, bilgi verdi. Ve orada şu mutabakata vardık.
Dedik ki bu şirketin işte zarar ettiği dönemlerle ilgili bilançolarını, mizanlarını göndereceğiz. Bu şekilde konuştuk. Hatta genel müdürümüz komisyon başkanımızın telefonunu istedi, onu da verdik. Fakat burada ilginç olan şu, Ediz Bey'in söylemediği konu şu, komisyon ki belediye meclisi doğru şirketi denetlemiyor ama şirketin ortağı ve sermaye artışı istiyor. Bununla ilgili bilgi istiyor. Bürokratın verdiği cevap ilginç arkadaşlar. Diyor ki bunu bizden değil CHP komisyon üyesinden isteyeceksiniz veya CHP grup yönetiminden isteyeceksiniz. İlginç olan bu. Komisyon bir rapor hazırlayacak. Bu bilgiyi bürokrat kime vermek zorunda? CHP'den mi alacağız biz? CHP'nin müsaade ettiği kadar mı komisyonlar çalışacak? Ondan sonra da diyorlar ki iş üretemiyoruz. Burada doğrudur. Genel müdürümüz geldi, bilgi verdi. Ama bilgiler yüzeysel ki kaldı ki o komisyonda Ediz Bey de biliyor. Bütçe komisyonundan Tarık Kambur arkadaşımız da vardı. Bu şekilde konuştular. Teknik adamlar bu şekilde konuştu. Ve teknik bilginin genel müdürlük tarafından komisyona verilmesi gerekirdi. CHP'den almayacağız biz bunu. Teşekkür ediyorum başkanım. Peki, peki. Oylamaya geçiyorum ben. 59 numaralı raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 60 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 61 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.